bilenler. Bilginize sunduğumuz bu son tebligatımız üzerine, kısmen hafif fakat kısmen de oldukça şiddetli itirazlara, direnmelere, hatta karşı teşebbüslere ve tehditlere uğradık. Karşı koymalar ve eleştiriler yalnız son tebligatımız hükümlerine de bağlı kalmadı. Bu tebligat dolayısıyla daha başka noktalara da sıçradı. Bu konuda yüksek heyetinize açık bir fikir vermiş olmak için yapılmış olan yazışmalardan bazılarını kısaca bilginize sunmama müsaadelerinizi rica ederim. Erzincan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyeti'nin 14 Eylül 1919 tarihli telgrafında, kararların uygulanmasından önce İstanbul hükümetine 48 saatlik bir süre verilmesinin uygun olacağı bütün üyelerce kararlaştırılmıştır şeklinde zararsız bir görüş ileri sürülüyordu. Diyarbakır'dan 13. Kolordu Komutanı Cevdet Bey, 14 Eylül 1919 tarihli uzun şifresinde, hükümet merkeziyle büsbütün ilgi kesilerek yazışmalar kongre temsil heyetiyle yapılacak olursa, muhalifler siyasi bir maksat peşinde olanlar, bu hareketi hilafete karşı isyan edilmiş göstererek kamuoyunu yanıltacaklardır. Bu durum devam ederse memur ve asker maaşlarıyla yiyecek harcamaları için kaynak ve tedbir düşünüldü mü? İstanbul hükümeti İngiliz nüfuzu altındadır. Her türlü ısrar ve gayrete rağmen başka türlü hareket edebilecek bir hükümet kurulmasına imkan yoktur. İngilizler hükümetin iznine dayanarak geniş çaplı bir işgal planı uygularsa yeni baştan İngilizlerle savaşa girişmeye taraftar mısınız? Girişildiği takdirde başarı sağlanacağından ne dereceye kadar eminsiniz? Böyle bir ayak direme hareketi vatanın çıkarlarına uygun düşer mi şeklinde bir takım düşünce ve soruları içine alıyordu. Erzurum Heyeti Merkeziyesi'nin 15 Eylül 1919 tarihli telgrafında yönetmeliğimizin 6. maddesinin yani heyeti temsiliyenin başvurma yeri olarak kabul edilmesiyle ilgili madde tüzüğümüzle uygunluğunun sağlanması için merkez heyetlerinden olur alınması gerekir denilmekteydi. Malatya'dan Komutan İlyas Bey'in 15 Eylül 1919 tarihli telgrafında Elazığ ili halkının kongrenin maksat ve emelinden haberdar edilerek hiç olmazsa bir derece aydınlatılmalarına kadar bu hususun ertelenmesi uygun görülürse katıldığımı arz ederim düşüncesi ileri sürülüyordu. İçinde bulunduğumuz Sivas'ın Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyeti de uzun bir raporunda bildirilen maddelerin bütününden memlekette geçici bir yönetim ilan edileceği anlaşılmaktadır şeklinde başladıktan sonra bunun cemiyet tüzüğünün ne özel maddesine ne de öteki maddelerine dayandırılma imkanı görülmediği noktasında dikkatimiz çekiliyor ve padişaha arz olunacak hususları ulaştırabilecek yolları büyük bir sükunet ve samimiyetle ve tatlı bir şekilde aramayı tavsiye ediyordu. Heyeti temsiliye üyelerimizden olduğu halde birçok davet ve ricalarımıza rağmen bize katılmayan, Sivas Kongresi'nde bulunmamak için mazeretler uyduran Servet Bey'in, Esselamu Aleyküm dindarca hitabıyla başlayan, 15 Eylül 1919 tarihinde Trabzon'dan çektiği açık telgrafında Sivas Kongresi bildirisini ve arkasından da duyurunuzu aldık. Cevap olarak bildirdiğimiz düşünceler Kazım Paşa Hazretlerince görülmek istenmiş ve görülmüştür. Önce Sivas Kongresi'nin genel kongre şekline girmiş ve bir heyeti temsiliye meydana getirmiş olduğu anlaşılıyor ki bu husus kararlarımıza aykırıdır. Sivas Kongresi heyeti temsiliyemiz arasına üye seçmeye yetkili olamayacaktır. İstanbul hükümetiyle haberleşmenin kesilmesi bir oldu bitti haline geldi. Heyeti temsiliyenin bir başvurma yeri olması hususu kamuoyu üzerinde pek kötü etkiler yapacaktır. Bundan kesinlikle vazgeçilmelidir. Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi'nin tüzüğünü değiştirmeye yetkili değildir. Bu kongre, Doğu İlleri Heyeti temsiliyesine uymaya mecbur olacaktı. Erzurum kararları üzerinde zihinlerin genel bir sarsıntı devresi geçirdiği bugünlerde, onun dışındaki hükümlere şüpheli gözlerle bakılacağından şüpheniz olmasın. Erzurum Kongresi kararlarına uymayan işlere katılamayacağız protestosuyla son buluyordu. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın 15 Eylül 1919 tarihli yazısında Sivas Kongresi'nin sorusuna cevap olarak Trabzon heyetinden Servet, İzzet ve Zeki Beylerin vermek istedikleri karşılığı okudum. Pek yakından tanıdığım bu şahıslara karşı duyduğum güven ve saygı sonsuzdur. Kendilerinin görüşlerine yön veren temel düşünceyi anlıyor ve benimsiyorum dedikten sonra ayrıntılar üzerindeki görüşlerini bildiriyor ve özellikle Erzurum Kongresi Doğu Anadolu illeri adınadır. Sivas Kongresi ise bütün milleti temsil eden bir kongredir. Bu kongrenin de ayrıca bir temsil heyeti bulunması tabidir. Ancak Sivas Genel Kongresi heyeti temsiliyesi, Doğu Anadolu illeri heyeti temsiliyesini ortadan kaldırmış olmuyor. Bu heyeti temsiliye tabiatıyla her an vardır. Yalnız bu heyeti temsil eden olup da bugün Sivas Kongresi heyeti temsiliyesine girmiş bulunanlar varsa,
bunların Doğu Anadolu İlleri Heyeti temsiliyesinden istifa etmelerini istemek doğru olabilir. Sivas Kongresi, bütün milletin çıkarlarını, Doğu Anadolu İlleri Heyeti temsiliyesi ise yalnızca Doğu Anadolu illerinin hak ve çıkarlarını korur. Heyeti temsiliyenin başvurma yeri oluşu ve yetki durumu, konunun en önemli noktasını oluşturmaktadır. Bu konuda şimdiden acele edilmemesi hususunda sizinle tam bir görüş birliği içindeyim. Heyeti temsiliyece yapılan tekliflerin birden beşe kadar olan maddelerine gelince, bunların değil sormasını, bir bildiri halinde veya bir istek şeklinde bile yayınlanmasını yersiz bulurum görüşünde bulunuyordu. Trabzon'da Servet Bey'e cevap olarak yazdığımız telgrafla, Kazım Karabekir Paşa'ya verdiğimiz karşılıktan da söz edeyim. Servet Bey'e yazılan telgraf şuydu. Trabzon'da Servet Bey Efendi'ye. Trabzon merkez heyetinden beklenen görüşe daha cevap gelmedi. Bu husus ayrıca Kazım Paşa Hazretlerinden de sorulmuştur. Görüşlerin birleştirilmesine neden lüzum görüldüğü tabiatıyla anlaşılamamıştır. Sırayla belirtilen görüşlerinizin cevabını aşağıda yine aynı sırayla bildiriyorum. Önce Sivas Kongresi'nin genel bir kongre olacağı herkes tarafından biliniyordu. Bunun sizce başka türlü kabul edilmekte olduğunu ilk defa şimdi yine sizden işitiyorum. Heyeti temsiliye konusuna gelince, bu heyet aslında Erzurum Kongresi'nin seçtiği ve kabul ettiği bir heyettir. Şu sırada bendenizle birlikte Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Raif Efendi ve Şeyh Hacı Fevzi Efendi Sivas'ta hazır bulunmaktadırlar. Daha 4 üyemiz eksik olmakla birlikte çoğunluk görevini yapmaktadır. Bu noktanın da sizce açık olarak bilineceğine şüphemiz yoktur. Çünkü durumun önemi dolayısıyla daha Erzurum'dayken sizi de davet etmiş ve diğer arkadaşların birlikte götürüleceği bildirilmişti. Tüzüğümüzün 8. maddesi uyarınca Sivas Genel Kongresi'nin bazı üyeleriyle heyeti temsiliyemizi güçlendirebileceği birlikte görüşülmüş, bunda bir sakınca bulunmamış, aksine milli birliği temsil bakımından gerekli de sayılmıştı. Sivas Genel Kongresi'nde bundan başka bir şey yapılmamıştır. İstanbul hükümetiyle haberleşmenin kesilmesi, temel kararlarımızın 4. maddesinin dışında değil, içinde ve hatta o maddenin içine giremeyecek akıl almaz haince sebeplere dayanır bir niteliktedir. Esasen bu oldu bittiği yapan biz değil, İstanbul hükümetidir. Şifreli telgrafımızın gereğinin yerine getirilmesi bir zarurettir. Bundan vazgeçmeye hiçbir şekilde imkan kalmamıştır. Biz işe başlarken olumlu oyunuzu almak üzere size başvurmayı da bir görev saydık. Uygun bulup bulmamak sizce takdir edilecek bir husustur. Yalnız şunu da belirteyim ki bugün Anadolu ve Rumeli'nin birlikte harekete mecbur olduğu bir yönlenişte azınlığın değil çoğunluğun tuttuğu yolu benimsemeye ve azınlıkları bu yola çevirmeye kesin bir mecburiyet vardır. Başvurma yeri ve yetki konusunda daha akla yatkın bir görüşünüz varsa lütfen bildiriniz. Tutulması kaçınılmaz olan bugünkü yol dikkatle incelenirse görülür ki tüzüğümüze ve Erzurum Kongresi'nin temel kararlarına tıpatıp uygundur. Bunun dışına çıkılmış bir nokta göremiyorum. Bu duruma göre zat hallerinizin kendinizi katmak istemediğiniz tüzük ve bilinen kararlar dışında kalan işlerin açıklanmasını rica ederim. Bugün kaçınılması mümkün olmayan bir hareket varsa o da İstanbul hükümetinin millet ve memleketin kaderini alçakça İngilizlerin isteğine bırakması ve kendi çıkarlarına kurban etmesidir. Buna karşı buraca alınan karardan başka bir karar alınmasına imkan varsa lütfen bildiriniz. Mustafa Kemal.